Yanlışa yanlış de, doğruya doğru. Neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik bükmedik. Kahramanmaraş'ta 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli ve idari yerel seçimleri için saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Göksun Belediye Başkan Aday Adayı Köroğlu Kıraç, Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gönül belediyeciliği, Allah izin verirse, buna yöneleceğiz. Tabii Göksun'umuzun da hak ettiği bütün hizmetleri, bu istihdam olur, gençlerimiz olur, insanlarımız olur, imar olur, yani parkı, bahçesi ne gerekiyorsa. Kıraç, Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra istifa ederek Göksun'a dönüş yaptığını belirterek, doğduğumuz ilçemize hizmet etmeyi düşünerek bu yola çıktık dedi. Biz tabii Emniyet Müdürlüğü'nü bırakıp geldik. Buradaki amaç, uzun süre kentimizden uzak kaldık. Son süreçte de, yani tabiri caizse, elimiz ayağımız tutarken kendi ilçemize, doğduğumuz, büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmeyi düşünerek geldik. Büyüklerimiz uygun görür, adaylığı verirlerse projelerimiz de hazır. Kıraç, Göksun'un gelişimine katkıda bulunmak amacıyla adaylığını açıkladığı süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı. Göksun doğal güzellikleriyle, konum itibariyle yazı ve kışı mutlaka değerlendirilmesi gereken bir ilçemiz. Rabbim nasip ederse Göksun için el birliği ile projelerimizi hayata geçireceğiz. Göksun biliyorsunuz doğası Maraş, yani Kahramanmaraş'ta en iyi ilçelerden bir tanesi. Hem güzergah itibariyle hem konum itibariyle yazı ve kışı mutlaka değerlendirilmesi gereken bir ilçemiz. Rabbim nasip ederse tabii bunların hepsini planlayıp projeleyip insanlarımızla birlikte el birliğiyle, fikir birliğiyle hepsini hayata inşallah geçiririz diye düşünüyorum. Göksun halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Köroğlu Kıraç, Göksun'un potansiyelini değerlendirerek ilçenin ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti. Gittiğimiz her çarşıda olsun, diğer dediğim gibi köylerde olsun, insanların çok büyük bir teveccühü var. Bir değişim de bekliyor işin doğrusu. Her birinin, insanların, çok teferruata girmeden söylemem gerekirse, bir değişim istiyor, bir kan değişikliği istiyor. Yine söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti felsefesine uygun şekilde hizmet bekliyor insanlarımıza. Tabii bir de önemli olan şu, Göksun merkez iki üssü de Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık, biliyorsunuz. Çok ciddi sorunlarımız var. Yani Rabbim nasip ederse oradan başlayıp zaten bir değişim yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların yarasını sarmak, insanların sorunlarını çözmek ama hızlı, pratik olması gerekiyor. Yani hukuki olur bu. Aniden yapılması gereken şeylerin mutlaka çok hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların da beklentisi bu yönde. Kıraç ayrıca AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Fırat Görgel'e çıktığı yolda başarılar diledi. Bugün tabii burada il başkanımız Sayın Fırat Görgel'in adaylığını bugün karşılama yaptık. Allah mahcup etmesin, hayırlı olsun. Onun da çok güzel işler yapacağından hiç şüphemiz yok. Tabii Hayrettin Bey, mevcut belediye başkanımızın da çok güzel hizmetleri oldu ama bir görev değişimi yapıldı. Aynı şekilde biz de Göksun'da şu anda mücadele eden ya da göreve talip arkadaşlarımız var. Bayrak değişimi, yarışı diyelim biz ona. Allah nasip ederse arkadaşlarımızdan hangisi uygun olursa, ama benim hep söylediğim cümle şu, Göksun'a en iyi hizmeti verecek kimse, hangi arkadaşımızsa, Allah onlara nasip etsin. Çünkü Göksun'un hizmete ihtiyacı var. İstikamet belli.